Baba, cennetin orta kapısından bir kapıdır evlat. Baba, cennetin orta kapısından bir kapıdır. Dileyen bu kapıyı kırsın, dileyen de bu kapıyı muhafaza etsin. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi ana babanın öfkesine bağlıdır. Böyle bir giriş niye yaptım? Şunun için. Geçen 3-5 delikanlının konuşmalarına şahit oldum. O 3-5 delikanlı, dünyayı kurtaran delikanlılar, her şeyi bilen delikanlılar şöyle diyorlar. Birisi diğerlerine diyor ki, bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin. Babana bile güvenmeyeceksin diyor. Evlat, güvenmediğini söyledin, o baba senin cennet garantin. Güvenmediğini söyledin, o baba cennetin orta kapısıdır. O güvenmediğini söylediğin baba var ya, o Allah'ın rızasıdır, senin cennetindir. Ve babanın rızasını almayan evlat cennetin kokusunu duyamaz. 2016 senesinde hastanede bir ana doğum yapıyor. Doğumdan hemen sonra ana vefat ediyor. Vefat eden ananın kokusunu yavru duysun diye o yavruyu, yeni dünyaya gelmiş o yavruyu anasının yanına getirdiler. Ve birçok kamera buna şahitlik yapıyor. Birçok insan şahittir bu meseleye. O yeni doğmuş yavru, o ölmüş anasının yüzüne yapışıyor. O elleriyle anasından tutunuyor. Ayırmaya çalışıyorlar ama zordur. Ve hıçkıra hıçkıra yavru ağlıyor ama bir şey daha oluyor. Ağlayan yavru ama bir taraftan da ölen ana, ananın da gözlerinden yaşlar boşanıyor. Anadır ana. Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Delikanlı sevmiş bir kızı, evlenmek için kıza teklifte bulunmuş. Kız demiş ki, bir şartla evlenirim. Nedir o? Ananın kalbini bana getireceksin demiş. Varmış anaya, ana demiş, beni sever misin? Evladım, sen benim canım ciğerimsin. Sen mutlu ol, bana yeter evladım. O analar ki bizi mutlu etme adına uykularını bozdu, uykularını terk etti, saçını süpürge etti evlat. Gece derin uykudan senin için uyandı evlat. Senin için süt verdi evlat. Seni doğurmak, dünyaya getirmek için çekmedi ezaç, cefa kalmadı evlat. Şimdi sen ona öf mü diyorsun? Şimdi sen onu mu incitiyorsun? O bağırdığın ana var ya, o ana demek için nice insanlar nelerini vermezler bilir misin? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doya doya ana demedi. Gecenin bir vakti o yetim evladı düşünün. Gözlerinden yaşlar yastığına akarken anasının ismini yatağının, yorganının, yattığı karolyanın başına yazıyor. Sense o anayı incitiyorsun öyle mi? Demiş ki, evladım, senin mutluluğun benim mutluluğumdur. Ana demiş, ben evleneceğim, lakin evleneceğim kız senin kalbin istiyor. Oğlum demiş, al, çıkar şu kalbimi, senin olsun, sen mutlu ol, ben mezarımda da rahat ederim evlat. Evlat çıkarmış ananın kalbini, koymuş poşete, koşmuş sevdiği kıza doğru. Yolda giderken evladın ayağı taşa değmiş. Evlat yüzü koyun uzanınca, evlat bir tarafa, ananın kalbi bir tarafa düşünce ananın kalbinden ses geliyor. Oğlum, canım mı acıdı oğlum? Siz bu anayı babayı mı incitirsiniz? Siz bu anaya babaya mı güvenmezsiniz?